Evet, Türkiye Dil Edebiyat Derneği'nin hayata geçirdiği birçok projelerden bir tanesi de medeniyet okumalarıdır. Medeniyet okumaları nereden çıkmıştır? Medeniyet okumaları, biliyorsunuz, birçok kurumlar, belediyeler, bakanlıklar, sivil toplum örgütleri kitap okumaları yapar. Ama biz bunu farklı bir şekle büründürerek adına medeniyet okumaları dedik. Ve soru da şu, hangi kitabı nasıl okumalıyız sorusuna cevap aramaktır bir bakıma medeniyet okumaları. Hangi kitap derken 6 tane tema belirledik. Bunlardan birisi şehir ve medeniyet. İkincisi dil, kimlik ve medeniyet. Üçüncüsü göç ve medeniyet. Dördüncüsü din ve medeniyet. Beşincisi coğrafya, tarih ve medeniyet. Altıncısı düşünce, felsefe, bilim ve medeniyet gibi 6 tane başlık. Tabii bir bakıma kendi medeniyetimizle ilişkilendirdik bu başlıkları. Şimdi hangi kitabı okuyacağız derken bu 6 başlık altında kitapları belirledik. Şehirle ilgili hangi kitaplar okunmalı? Efendim dinle ilgili hangi kitaplar okunmalı? Dille ilgili hangi kitaplar okunmalı? Gruplandırdık. Bu hangi kitabı okuyacağımız? Çünkü her kitap da okunmamalı. Yani insanlar kötü arkadaşlar insanları kötü yollara götürebileceği gibi iyi arkadaşlar da iyi yollara götürür. Aynı şeyi kitap içinde düşünün. Kitap da aslında bir arkadaştır. Dolayısıyla biz bu kitapları bu şekilde gruplandırdıktan sonra ikinci bir soru, peki kitabı nasıl okuyacağız? Yani kitap, kimisi kitap okumaz, tüketir. Tüketir, yani oradan bir şey almaz. Ama biz medeniyet okumalarıyla gönüllülük esasına dayanan, işte bunun bir ucunda Türkiye Dil Edebiyat Derneği var. Bir ucunda Milli Eğitim Bakanlığı ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri var. İşte bunu biz ilk defa Kağıthane'de başladık. Kağıthane'de gönüllülük esasına dayalı olarak bu işte ben gönüllü öğrencilerimle birlikte kitap okurum diyen öğretmenler belirlendi. Öğretmenler öğrencileri belirledi. Ondan sonra tabii mesele kitap. Kitapları da Kağıthane'de Kağıthane Belediye'miz aldı. Bir başka yerde başka kurumlar, sivil toplum örgütleri, efendim bir takım özel sektörlerden istifade ederek kitapları alıyoruz. Ondan sonra öğretmenler o belirlenen kitapların içerisinden hangilerini okumak istiyorsa okuyorlar. Sonra öğretmenler yine bir uzmanın eşliğinde kitabı müzakere ediyorlar. Yani bu projenin önemli özelliklerinden bir tanesi gönüllülük esasına dayalıdır. Yani zorla değil. Yani gerek öğretmenler, gerekçe öğrenciler gönüllülük esasına dayalı olarak bu projede yer alırlar. Önce öğretmenler kitaplar okur, müzakere ederler. Sonra o kitaplar öğrenciler tarafından okunur. Öğrenciler tarafından tekrar müzakere edilir. Hatta biz şunu da teşvik ediyoruz, istiyoruz. Aynı kitaplar öğrenci kendi ailesinde annesiyle, babasıyla, kardeşleriyle hatta arkadaşlarla birlikte okuması daha bir güzellik ortaya koyar. Çünkü bu projenin ana şeyi dediğimiz gibi hangi kitabı nasıl okuyacağız ve tabii müzakere edeceğiz. İşte nasıl okuyacağız cevabı müzakeredir. Şimdi müzakere yaptığın zaman sen önemli gördüğün bir takım şeyleri ortaya çıkartabilirsin. Ama bir başka arkadaşın senin dikkat etmediğin, dikkatinden kaçmış çok önemli bir şeyi konuşur ve bizi de sosyalleştirir. Yani şu anda bu toplumun önemli problemlerinden birisi sosyallaşamamaktır. İşte bu proje aynı zamanda bu sosyallaşmayı da verir. Demek ki projenin eğer amacına yönelik gelecek olursak bir kere kitap okumayı bir hayat felsefesi, hayat biçimi haline getirmek. Hayatı boyunca okumak lazım. Yani eğer kitap okumuyorsak, hangi okulu bitirirseniz bitirin, hangi sahada uzman olursanız olur, uzmanlıkta yetkin olabilirsin ama kültürsüz olursunuz. Kültürlü olmanın yolu kitap okumaktan geçer. Dolayısıyla da ömür boyu insanlar kitap okumalı. Kitap okuyan insanlar mutlu insanlardır. Bunaldığı, daraldığı, sohbet etmek istediği zaman itirazsız karşısına çıkacak en önemli kaynaklardan bir tanesi, en iyi arkadaş kitaptır. İnsanı mutlu eder. Kitap okumak insanı kültürünü, bilgi birikimini artırır.
Türkçeyi doğru kullanmayı, kelime hazinesini zenginleştirir. Dolayısıyla daha yetkin hale gelir ve toplum içerisinde kitap okuyanlarla okumayanlar rahatlıkla fark edilebilir. Nereden fark edilebilir? Konuşmasından, kullandığı kelimelerden, ufkundan şey yapılabilir. Bunu kim verecek işte? Kitap. Tabii kitap okuma insanın hayatındaki başarısına da ciddi bir katkı verecek. Özgüven verecek, başarı sağlamaya iş yapacak. Dolayısıyla biz istedik ki Türkiye Dil Edebiyat Derneği böyle bir projeyle toplum karşısına çıkalım. İlk defa biz bunu Kağıthane'de yaptık. Tabii Kağıthane Belediye'mizin desteği, Kağıthane'deki ilçe milli eğitim müdürümüzün ve öğretmenlerimizin bu işi sahiplenmesiyle buradan yola çıkarak diğer ilçelere de yaymaya başladık. Şu anda iyi gidiyor. İşte dün de malum valimizin de katıldığı bir kapanış programı yaptık. Güzel de oldu. Ben inanıyorum ki bu projeye katılanlar katılmayanlara kıyasla daha şanslıdır. Evet, bu şansı iyi kullanmadır. İşte medeniyet okumalarını yapan okullarımızdan birisi de Kağıthane Anadolu Lisesi. İşte şimdi öğrencilerimiz karşında öğretmenleriyle birlikte müzakere ettikleri bir kitabı, nasıl müzakere ettiklerini şimdi birlikte kısaca göreceğiz. Evet, ben Hilal Fatma Kılıç Gül Hoca Hanım'a sözü bırakıyorum. Şimdi öğrencilerle birlikte okudukları bir kitabı birlikte müzakere edecekler. Evet. Sevgili Ömer, seninle başlamak istiyorum. İkinci kategoride, kimlik ve medeniyet kategorisinde belirlemiş olduğumuz Gün Olur Asra Bedel kitabı. Bu kitabın yazarından öncelikle başlamak istiyorum. Cengiz Aytmatov kimdir ve dünya edebiyatı için ne ifade eder? Cengiz Aytmatov, 1928 ve 2008 yılları arasında yaşamış bir Kırgız Türküdür. Edebiyatçı, yazar, gazeteci, çevirmen ve siyasetçidir. 150'den fazla dile çevrilmiştir eserleri ve tanındığı eserse Dağlar ve Steplerden Masallar. Bahsetmek istediğim bir diğer husus, bunun yani yazarın evrensel duruşu. Evrensel duruşuna baktığımız zaman sevgi, sadakat, insan doğasına eserlerinde oldukça vurgu yapıyor. Ve yaptığı bu vurgu da aslında ne kadar evrensel bir yazar olduğunu bize gösteriyor. Eserlerini aynı şekilde Kırgız ve Orta Asya kültüründe dünyaya tanıtıyor. Yani evrensel mesajlar vermekle birlikte aynı zamanda kendi toplumunun yaşadığı zorlukları, gerek siyasi olsun, sosyal olsun, bunları bize dile getiriyor. Bence çok etkili dili olan bir yazar, çok başarılı bir yazar. Düşüncelerim bu şekilde. Evet, teşekkür ederiz. Sevgili Azra, kitabın konusu nedir ve bizlere neler aktarmak istemiştir? Bu kitabın konusu aslında çok derin. Tüm insanlığa hitap eden birkaç tane tema üzerinden devam etmiş. Kitapta ilk önce Sovyetler Birliği'nin o zamanki Türk ırklarına olan baskısı, kültürel ve manevi sorunları, en önemlisi mankurtlaşmanın işlendiği bir kitap olmuş bu. Kitapta manevi bir değer olan ölüm kavramından hareketle gerçekleşiyor olaylar. Olay örgüsü aslında baş karakter olan 7 gayın arkadaşının cenazesini onun istediği yere defnetmek için gidilen yolda hayatı anlatılıyor. Bu da geçmiş ile şu anı, gerçekler ile destanları birleştiriyor aslında. Eserde bahsedilen mankurt kavramı ise Sovyetler tarafından benliği silinmeye zorlanmış zavallı insanları temsil ediyor. Bu insanlar kendi kültürünü tanımıyor, kendi insanını sevmiyor ve sadece kendisini yönetenlere itaat ediyor. Ve bu da savaşın aslında yozlaştırmasını, insanları medeniyetsizleştirmesini, insanların öz benliğini hiç uğruna yitirmesi etkilerini gözler önüne seriyor aslında. Sevgili İsmail, kitabın ana fikri konusunda neler söylemek istersin? Kitap ana fikri olarak mankurtlaşma üzerine yoğunlaşıyor. Mankurtlaşma aslında Türk destanlarında geçtiği gibi biyolojik, yani fiziksel bir kavramdan daha çok sosyo-kültürel bir kavram. Belli bir zümre ya da belli bir kişi tarafından, bu bir diktatör olabilir, bir toplumun ya da bir kişinin öz benliğini, dilini, kültürünü kaybetmesini sağlamasını ya da bunu bir topluma yapmasına mankurtlaşma deniyor. Bu mankurtlaşan kişiye de mankurt deniyor. Kitapta da önemli bir mankurt örneği var. Kitabın sonuna doğru
kitabın ana karakteri Yedigey bir şey Kırgız subayıyla karşılaşıyor. Yani Sovyet subayı ama Kırgız asıllı. Onunla Kırgızca konuşuyor ama o özellikle Yedigey'i uyarıp şey diyor. Şu an Rusça konuşması gerektiğini söylüyor. Bu da mankurtlaşmanın ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu gösteriyor bize. Çünkü subay kendisi Kırgız olmasına rağmen Kırgız dilini reddediyor. Zaten kişinin bir hayatta sahip olduğu en önemli şey dili. Çünkü hem dilimizle düşünüyoruz, dilimizle var oluyoruz, konuşuyoruz. İnsanlarla dilimiz sayesinde sosyalleşiyoruz. Bu da aslında mankurtlaşmanın ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu, ne kadar ileri gidebileceğini bize gösteriyor. Evet, teşekkür ederiz. Sevgili Sena, kitapta seni en çok etkileyen bölüm neresiydi? Hangi açıdan etkilendin? Şöyle, ondan öncelikle bir bilgi vermek istiyorum. O zamanlar arkadaşlarım da söylediği gibi Sovyetler Birliği hakimdi. Bu dönemde de Cengiz Aytmatov'un babası Sovyetler Birliği tarafından alınıyor ve öldürülüyor. Ve Cengiz Aytmatov babasını son kez tren istasyonunda 9 yaşında görmüş oluyor. Bu ona o kadar acı vermiş olmalı ki kitabında zaten bundan bahsediyor. Şimdi oraya değineceğim beni etkileyen kısmına. Kitapta bir tane karakterimiz var, Abu Talip. Bu Abu Talip bir öğretmen ve iki tane çocuğu var. Bu Abu Talip denilen arkadaş da diktatörlük rejimi tarafından öldürülüyor maalesef. Ve bu iki çocuğu bundan habersiz. Çocuklar babalarını beklerken her tren istasyonuna gittiklerinde, tren geldiklerinde diyorlar ki babamız geldi. Ve çok heyecanlanıp bir oradan oraya bir oradan buraya koşturuyorlar. Fakat maalesef bilmiyorlar babalarının öldürüldüğünü. Bunu da çocuklara söyleyemedikleri için çocukların babalarının ölümünü bilmemesi de beni gerçekten etkileyen sahnelerden biri olmuştu kitapta. Evet, teşekkür ederiz. Sevgili İsmail, kitaptaki karakterlerden seni en çok etkileyen hangisiydi? Bu konuda neler anlatmak istersin? Kitabın ana karakteri olan Yedigey'in en yakın arkadaşı ve öldükten sonra gömülmek için vasiyet veren Kazangap'ın oğlu Sabitcan beni en etkileyen karakter oldu. Çünkü kitapta az önce de bahsettiğim gibi mankurt teriminin tam olarak vücut bulmuş hali Kazangap'ın oğlu Sabitcan. Çünkü Sabitcan Sovyet okullarında eğitim görüyor. Sovyet okullarında eğitim görmesi sonucu kendi öz benliğini, dilini kaybeden bir kişi. Ve babasının verdiği vasiyete bile önem vermiyor. Onu önemsemiyor, uygulamak istemiyor. Ama burada Yedigey'in de bunu uygulaması aslında Yedigey'in de kendi benliğini unutmamış olmasını, arkadaşlığını, dostluğunu savunmasını gösteriyor. Ama buradaki Sabitcan kişi de aslında bize mankurtlaşmış, yozlaşmış kişiyi gösteriyor. Bu da zaten kitabın ana olarak bahsetmek istediği konu. Ve bu konuyu en iyi yansıtan karakter de Sabitcan olduğundan beni kitapta en çok etkileyen kişi Sabitcan oldu. Evet, teşekkür ederiz. Sevgili Ömer, kitapta dilin ve kültürün korunması vurgulanıyor. Bu konuda neler söylemek isterdin? Dil toplumların oluşum sebebidir. Bu bağlamda değerlendirdiğimiz zaman dilsiz bir toplum düşünülemez. Dil toplumların aynasıdır aynı zamanda. Çünkü kendi dilini özgürce konuşabilen bir toplum aslında özgür ve tamamlanmış bir toplumdur. Ancak kendi dilini konuşması baskılanan bir toplum kendini gerçekleştirememiş bir toplumdur. Bu kitapta da aslında şunu fark ediyoruz. Kırgız halkının aslında Slav kültürü tarafından asimile edilişini bu kitapta görüyoruz. Sovyet rejiminin de aslında Kırgız halkını ulusal standartlarına boğmaya çalıştığını görüyoruz. Buna baktığımız zaman bu bir devlete yapılan en büyük saldırılardan bir tanesidir. Hatta devlet demeyelim de topluluklar diyelim. Ve insanları değerlerinden uzaklaştırmayı hedefleyen her türlü fikir akımı, her türlü düşünce bence yanlış bir bakış açısıdır. İnsanlar özgürce konuşabilmeli, özgürce yaşayabilmeli, kültürlerini ve kimliklerini özgürce ifade edebilmelidir. Bunun kısıtlandığı her türlü rejimi kabul etmemek gerekir. Bu konudaki düşüncelerim bu. Yani dilin olduğu yerde medeniyet vardır, dilin olduğu yerde özgürlük vardır. İnsanlar dillerini özgürce ifade etmelidir. Teşekkür ederiz. Sevgili Sena, kitabın ismi hakkında ne düşünüyorsun? Ben şöyle bir bağlantı kurmuştum. İnsanlar olarak doğal varlıklarız. Bazen çok güzel günler geçirebiliyoruz. Bazen çok zor günler geçirebiliyoruz. Bu geçirdiğimiz zor günlerde böyle güneş bitmeyecek gibi geliyor. Veya böyle o gün bir an önce bitsin de kurtulalım istiyoruz. Veya şey diyoruz işte bugünün sabahı yok. Veya çok güzel geçirdiğimiz bir günde böyle hiç bitmesin. Uzadıkça uzasın. Öyle bir güzel bir gün geçiriyoruz ki hep böyle diğer yaşadığımız günlere göre daha böyle bizi etkileyen bir gün oluyor. Kitapta da bence bununla ilgili bir bağlantı olmuş olabilir. Şöyle, bir karakterimiz var Yedigey biliyorsunuz. Çok iyi bir dostunun cenazesini taşıyan Yedigey'in yolculuğu bütünüyle hayatı soruşturan zorlu bir süreç ve gerçekten uzun bir yolculuk. Hani belki bu yüzden Gün Olur Asra Bedel kitabının ismi
Yazar bu yüzden Gün Olur Asra Bedel koymuş olabilir kitabın ismini. Ki bence bu başta da çok yaratıcı bir başlık olmuş. Çünkü genelde kitaplarda konuya göre bir başlık seçiliyor. Fakat Cengiz Aytmatov daha çok böyle düşünmeye yönelik güzel bir başlık tercih etmiş. O yüzden beğendiğimi söyleyebilirim başlığı. Evet, çok teşekkür ederiz. Peki ben soru sorayım. Aytmatov'un kitapları 100 civarında, 100'den daha fazla dile çevrilmiş. Dünyada en çok okunan kitaplar bu yazara ait. Türkiye'de de çok sevildiğini, çok okunduğunu, özellikle gençlerin çok heyecanla okuduklarını biliyoruz. Yani bu kitabın bu kadar okunur olmasını siz neye bağlıyorsunuz? Dilinin sade olması. Şimdi dil akıcı. Eğer bir kitabı okuyorsam kendi açımdan bunu yorumlayacak olursam, kitabı okuduğumda eğer o kitap bana daha çok benim anlayabileceğim tarzda kelimeler veriyorsa, o kitabın okunurluğu benim için daha rahat oluyor. Tabii kitapta yeni kelimeler öğrenmek de gerekiyor ama kitapta aslında okurken aslında o fazla betimleme olmaması. Çünkü fazla betimlemeler kitabı boğuyor ama kitabı okurken ben o kadar boğucu betimlemeler görmedim. Daha böyle sade okunur, olay örgüsünden çok kopmadan anlattığı için aslında kitabın bir ilgi çekiciliği okurken oluyor. Ve merak unsurunu çok iyi kullanıyor yazar. Yani kitabı okudukça, sayfaları kaydırdıkça şey yapmak istiyorsunuz, yani devam etmek istiyorsunuz. İleriki adımı merak ediyorsunuz. Bu da aslında kitabın okunurluğunu ve gençler arasında bu kadar yaygın olmasını sağlıyor bence. Şuna bağlayabilir miyiz? Yani bu kitabın bu kadar beğenilmesi, bu yazarın bu kadar, Aytmatov'un bu kadar beğenilmesi, kitap okuduğu zaman herkes kendinden bir şey buldu. Yani dünyanın neresinde okunursun, bugün dünyanın problemlerine çok iyi ışık tutan bir kitap. Yani Mankurt artık bizim şeyimize de girdi. Yani kendi aramızda da zaman zaman kendimizi ifade ederken bu mankurtu, mankurtlaşmayı rahatlıkla konuşuyoruz. Biz konuşuyoruz, inanıyorum ki dünya da bunu konuşuyor. Yani bugün asrımızda içinde bulunduğumuz asrı çok iyi tarif eden bir kitap diye ben düşünüyorum. Bilmiyorum siz katılır mısınız? Ben de size katılıyorum bu konuda. Evet. Evrensel bir mesaj veriyor çünkü Cengiz Aytmatov'un kitapları. Baktığımız zaman bir kitabın evrensel olması birçok toplum tarafından benimsenmesi anlamına gelir. Çünkü bazen çok başarılı bir yazar olsanız da, herhangi birisi çok başarılı bir yazar olsa da, mesela konu çok spesifik olursa, bu her ne kadar başarılı bir yazı olsa da çok fazla kişiye ulaşmayabilir. Ama konu Cengiz Aytmatov'un eserlerindeki gibi evrensel olursa, her insan burada kendinden bir şeyler bulur ve bu şekilde de bence eserler herkese ulaşmış olur diye düşünüyorum. Evet, yani bir yedigeyi, dünyanın neresine gidersen git, her ülkede bir yedigeyi bulursun. Yine mankurtlaşmış Sabitcan gibi insanları bulursun. Çevremize baktığımız zaman da bunu görüyoruz. Belki bu özelliklerinden dolayı bu kitap çok daha şey yapıyor. Eskiden biliyorsunuz ülkeler savaşlarla işgal ediliyordu. Şimdi artık savaşlar değil, sosyal medya üzerinden insanlar ne yapıyor? Mankurtlaştırmaya çalışıyor, öyle değil mi? Evet, bu noktalarla da ve başka şeyleri de söyleyebilirsiniz. Ve çok da başarılı yani. Evet. Yani ki, düşünebiliyor musun? Bir ülkenin insanı kendi değerlerine düşman. Aynen öyle. İşte aynen mankurt gibi. Yani Müslüman bir anneden babanla oluyor ama İslam'a düşman. İşte Türkiye'de eğitim almış, büyümüş, şey yapmış ama Türkiye'ye düşman. Örnek olsun, bu alıp Cezayir'e getirin. Cezayir'de de aynı şeyi görebilirsiniz. Fas'ta da aynı şeyi görebilirsiniz. Tunus'ta da aynı şeyi görebilirsiniz. Güney Afrika'da da görebilirsiniz. Kolombiya'da da görebilirsiniz. Arjantin'de de görebilirsiniz. Dolayısıyla bu kitap gerçekten bugün içinde bulunduğumuz dünyayı, toplumu çok iyi yakalamış. Yani sosyolojik olarak dünyayı çok iyi anlatan bir kitap. Şimdi bundan sonra bir soru sorayım. Yani siz bu kitabı severek okudunuz. Bu ve buna benzer kitapları arkadaşlarınıza tavsiye etmek, arkadaşlarınızla birlikte okuyup müzakere etmek, yani bunun üzerinden işte sömürgeciliği, işgalleri, kültür işgallerini, dilin, kültürün değersizleştirilmesine yönelik okumalar yapabilir misiniz, yapar mısınız? Şimdi şöyle ki zaten bu günümüzde çok fazla bir rağbet gören bir konu. Hani her şekilde bu sosyal medyada olsun, başka mecralarda olsun, her yerde konuşulan bir konu aslında bu. Ve bu yüzden hani hem evrensel hem hani
dünyanın oluşumundan şu zamana kadar her şekilde olmuş bir olay. Ve bu yüzden de kitaplara konu edilmiş. Bununla alakalı şeyler okumak bence bize gerçekten fazlasıyla bir bilgi birikimi sağlıyor. Bir şeyler katıyor bize. Çünkü bu, içinde yaşadığımız durumdan... İçinde yaşadığımız durumun aslında farkına varıyoruz. Bizim aslında başka insanlar tarafından nasıl yönetilinmeye çalıştığımız aslında bir distopya yaratılmaya çalışıyor da denilebilir aslında. Mesela George Orwell'ın kitabından örnek verelim, 1984. Bu kitapta mesela birçok böyle olmasını istemediğimiz olaylar var ve bu olaylar gerçekleşmiş. Biz de aslında şu an kendi yaşadığımız dünyada bunlar aslında bize yapılmaya çalışılıyor. Ve bu yapılmaya çalışılırken bizim bunların farkında olmamız, bunları konuşabiliyor olmamız ve işte fikirlerimizi kendi özgürce böyle belirtebiliyor olmamız gerçekten güzel bir şey diye düşünüyorum. Bu kitap olur, işte başka yazarların kitapları olur. Hani her şekilde evrensel bir konu olduğu için bence bunu konuşabilmemiz ve bunu başka insanlar tartışabiliyor olmamız çok güzel bir şey yani. Ben küçük bir konuyla bağlayayım. Bugün Gazze'de büyük bir cinayet yaşanıyor. Bir soykırım yaşanıyor. Yani bunları yaşanmamış olsaydı, böyle bir şeyi olacağını anlatılsaydı inanmazdık. Ama şu anda medeni denilen toplumun önünde, medeni denilen toplumlar tarafından insanlar, kadını, kızı, çoluğu, çocuğu yok ediliyor, imha ediliyor. Bir soykırım yaşanıyor. Dünyanın gıkı çıkmıyor. Yani insanlık mankurtlaştı mı acaba? Ne dersiniz? İnsanlık kesinlikle mankurtlaştı. Zaten mankurtlaştı denemez aslında. Hep mankurttu. Sadece bunu yapacak güçleri o zaman bu kadar fazla yoktu bence. Ben böyle düşünüyorum. Ya bu duyarsızlığı buna bağlıyorsunuz. Ben buna bağlıyorum. Evet, ben bunu şuna bağlıyorum. Uluslararası ilişkilerde, diplomaside devletlerin kararlarının çok radikal olduğunu düşünüyorum. Yani insanlık bağlamında diplomasiyi değerlendirdiğimiz zaman bir sürü çelişki var. Baktığımızda şu anda birçok büyük ulus kendi çıkarlarını gözetmek için yani pragmatist davranarak bir sürü gerçeği göz ardı ediyor. Baktığımız zaman bugün yaşanan insanlık dramında da birçok devletin sessiz kalmasının sebebi de bence diplomatik çıkarlardır. Evet, evet, sessiz kalmak bir tarafa, güçlü büyük devletler yani Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, Avrupa başta olmak üzere yani ellerinde gücü, silahı bulunduran, teknolojiyi bulunduranlar resmen yani herkesi kenara itiyor. Yani biliyorsunuz Roma'da arenalar vardı. Orada neydi? İşte esir aldıkları güçlü insanları arenada aslanlarla ne yaparlardı? Savaştırlardı. Çoğu zaman galip gelen insandı. Yani vahşice bir şey. Ve çılgınlar gibi de insanlar şey yapıyor arenalarda. Şu anda dünya bir modern arena haline gelmiş gibi. Yani o barbar batı, barbarlığını yani dün Roma'daki arenalarda yaptıklarının bir benzerini bugün Filistin'de, İslam dünyasında rahatlıkla yapıyor. Bunu görüyoruz. Bunu görüyoruz. Tabii bizim de görmediğimiz daha birçok şeyleri mutlaka dünya başka yerlerde de yaşıyor. Kesinlikle. Evet. 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 Bir şey ekleyebilir miyim? Tabii tabii. Serbest evet. İstediğiniz konuyu işleyebilirsiniz. Dünyadaki barbarlığa baktığımız zaman bu bitmez. Yani kötülükler, iyilikler her zaman kavim değiştirir. Gelişmişlikler, gelişmemişlikler her zaman kavim değiştirir. Aslında bizim odaklanmamız gereken şey tabii ki bu kötülükleri kınamak. Aynı zamanda da kendimize odaklanmak. Mesela şu an bugün müthiş bir dram yaşanıyor. Çok kötü her şey. Yani bakıldığı zaman dünyada çoğu devlet sessiz kalıyor. Ama buna bakarken bir yandan da kendi gelişmişliğimize, kendi değerlerimize ve kendi istihdamımıza da odaklanmamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü her devlet kendinde bunu ararsa zaten bu dram sonlanır diye düşünüyorum. Yani bir laf vardır mesela Lut kavmine eleştirirken Lut kavmi olmayalım diye. Bu kavmi kesinlikle kınayacağız. Bu davranışları kesinlikle kınayacağız. Ama bir dönüp de kendi gelişmişliğimize bakacağız diye düşünüyorum. Bunu böyle çözeriz diye düşünüyorum. Eyvallah. Evet. Başka? Ben bir de bu hani dünyada şey var ya böyle
birinde güç olduğu zaman hep böyle başka birisine ezme şeysi. Ben bunun devletle alakalı ya da ya da bir toplulukla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Bence bu aslında insanın insan olmasından kaynaklı bir şey. Yani şu zamanda bu yapılan işte katliamlar, Gazze'den örnek verdik. Bu katliamlar bence sadece güç gösterir. Yani bir insanın eline bu şey geçtiği zaman bu direkt olarak bu kendini gerçekleştiriyor. Mesela diktatörlere baktığımız zaman mesela Nazilerden örnek verebiliriz. Mesela bunlar bunu yapmışlar çünkü bu insan içgüdüsü olarak kendilerinde bir başa geçme, bir liderlik hani söz konusu var ortada. Hani hepsi böyle ben olayım, ben iyi olayım şeysinde oldukları için, bir düşüncesinde oldukları için bence daha fazla katliamlar çıkıyor. Yani aslında insanın birazcık da vahşiliğinden kaynaklanıyor diyebiliriz bence. Evet. Evet, başka sözü olan projeyle ilgili, medeniyet kubaları projesiyle ilgili kanaatiniz ne? Yani sizlere ne verdi bu proje? Ya şöyle, zaten okulda çok yoğun bir eğitim hani şeysi var. İşte biz derse giriyoruz, ödevlerimiz var, o var, bu var. Ve bunların arasında gerçekten bir kaçamak gerekiyor aslında. Çünkü çok yoruluyoruz, hani dinlenmemiz gerekiyor, kafamızı dağıtmamız gerekiyor. Ve bir de hani öğrencilerde şu vardır ya, bir şey zorunlu olduğu zaman hani yaparsın. Bu da, bu projede aslında hani hem bize kaçamak sağladı diyebilirim, okumamız gerektiği düşüncesi de vardı aslında. Bu yüzden bence güzeldi. Hani birçok kitap okuduk ve bu kitaplar içerisinde hani arkadaşlarımızla toplaştık. Hani hocamla beraber toplaştık, bir şeyler yedik içtik, hani sohbet ettik, bu konu hakkında konuştuk. Kendimiz hani... Belki birbirinizi daha yakından tanıma evet, imkanı buldunuz. Evet, öyle oldu. Evet, bir konu hakkında işte arkadaşlarımızın düşüncesini öğrendik falan. Bu gerçekten hani hem sosyal açıdan hem de manevi açıdan güzel bir etkinlik oldu bence. Ben zevk aldım açıkçası. Teşekkür ederim. Hatta şöyle, normalde bir kitabı bir kere okuruz ve baştan sona okuduğumuzda bir kere okumuş oluruz. Ancak burada bir sürü beyin, bir sürü insan bir araya geldiği zaman o kitabı 15 defa, 20 defa okumuş gibi olduk. Çünkü kitabı da aynı zamanda tahlilini yapmış olduk. Kitabı analiz ettik. Ayrıca kitabı günümüze verdiği referanslar hakkında da konuşma fırsatımız oldu. Bu okuduğumuz diğer kitaplarda da böyleydi. Yani aslında buradaki ana tema kitapları bitirmiş olmak değil, o kitaplar üzerine düşünüp konuşmuş olmak. Bu bize kitapları aslında manevi anlamda çok kez okumuş olma fırsatı verdi. Şöyle de diyebiliriz belki, birçok kitabı kitap okuyan okumuyor, tüketiyor. Yani kitap bitirdikten sonra bu kitaptan ne alabilirim, bende ne kaldı sorusunu sorduğun zaman, tek başına okuduğun zaman çoğu zaman böyle olur. Ama müzakere ettiğin zaman, işte dediğin gibi, evet bir sefer okuyorsun ama 15 arkadaşla bir araya geliyorsun. Bu arkadaşların da görüşünü aldığın zaman 15 kez okumuş gibi oluyorsun. Dikkatinden kaçan farklı bir bakış ortaya koyuyor. Ve senin de akletmene, düşünmene, yeni düşünceler üretmene, yani her okuduğun kitap sende yeni bir şeyler çağrıştırmalı. Yani bu medeniyet okumaları bir bakıma bunu da belli oranda veriyor. Sizin ifadelerinizden ben onu anlıyorum. Evet. Bu konuda sen ne demek istersin? Ya şey, öncelikle benim bu projede en hoşuma giden kısım farklı perspektiflerin bir araya gelerek aslında ortadaki büyük resmi daha iyi bir şekilde görmemizi sağlıyor. Özellikle mesela Gün Olur Asra Bedel'de de ben okuyunca aslında farklı bir anlam çıkıyor. Başka biri okuyunca daha farklı bir anlam çıkıyor. Günümüzde bence gençler arasında kitaplar okunurken aslında okumakla anlamak arasında farkı ayırt edemiyoruz. Biz aslında çoğu, kendi çevremde de görüyorum, arkadaşlarımda da, kitabı okuyorlar ama sadece okuyorlar. Kitabı anlamak, tahlil etmek için uğraşmıyorlar. Bu proje sayesinde işte biz bir araya gelip bu kitapları aslında, yani şey, haftaya toplantım var diyorsunuz. Bu toplantı olduğu için aslında bu kitabı biraz daha iyi anlayayım, arkadaşlarımla daha iyi sosyalleşebileyim için, sosyalleşebilmek için şey yapıyorsunuz, kitabı tahlil ediyorsunuz, düşünüyorsunuz. Hatta boş zamanlarınızda bile kitap aklınıza geliyor. Bu kitap hakkında belli düşüncelere varıyorsunuz, belli şeyleri tahlil ediyorsunuz, yorumluyorsunuz.
Bu da aslında sizin okuma alışkanlığınızdan daha çok kitabı okuyunca okuduktan sonra anlama alışkanlığı kazandırıyor. Bu açıdan ben bu projenin başarılı olduğunu düşünüyorum. Kitapları anlamaya ittiği, bizi kitapları anlamaya ittiği için başarılı bir proje olduğunu düşünüyorum. Kitapları tahlil etmek, o kitabın aslında vermek istediği mesajı anlamamızı sağlıyor. Cengiz Aytmatov mesela daha çok aslında kitapta olaydan daha çok sizin de dediğiniz gibi sembolik olarak belli karakterleri tanımlıyor bize. Belli toplum tiplerini tanımlıyor. Biz de bu kitabı okuduğumuzda birbirimize tahlil ederek, bu proje sayesinde birbirimize tahlil ederek ilerlediğimiz için kitap hakkında aslında o kitaptaki olaydan daha çok kitabın arkada vermek istediği mesaja yoğunlaşıyoruz. Bu açıdan bence başarılı. Evet İsmail'cim, teşekkür ederiz. Güzel bir değerlendirme yaptınız. Hepinizin. Sena, evet. Eklemek istediğin bir şey var mı? Katılıyorum zaten arkadaşlarıma. Daha önce okumak isteyip fakat okuyamadığımız kitapları da okumuş olduk böylelikle. Çok değerli yazarların kitapları gönderilmiş bize. Onların değerli eserlerini, bu eserlerde neler anlattığını, o dönemin düşünce yapısını daha iyi kavramış olduk. Dilimizin önemini de görmüş olduk. Evet, bu arada kelime hazineniz de zenginleşiyor değil mi? Evet, kesinlikle. Evet. Peki kitap okurken karşılaştığınız, anlamadığınız kelimeler mutlaka oluyordur. O zaman ne yapıyorsunuz? Ben önceden yapıyordum. Şu an o defterim evde duruyor. Bir kitabı okuduğumda genelde bazı kitapların altında o kelimeyi işaretleyip genelde altta bir anlamını veriyorlar. Vermeseler bile ben açıp bakıp onu bir deftere not alıyordum. Böylece bu kelimeleri hem bir kere okuyarak bir kere de yazarak kafama yazdığım için ve sonrasında bu kelimeleri günlük konuşmalarım içinde kullanmaya çalışıyorum. Ben bunu şu anda da yapıyorum. Çünkü çok doğru bir şey geliyor. Bakın bu çok kelime de kalıcı oluyor kullana ya, değil mi? Genelde atıyorum bir şeyi tek bir kelimeyle anlatmak yerine mesela gibi mükemmel dersiniz, çok iyi dersiniz. Aslında burada kelime çeşitliliğini belli bir konu üzerinde arttırarak kendi günlük kelime haznemi geliştiriyorum. Arkadaşlarımla konuşurken bu kelimeyi kullanıyorum ki mesela farklı bir kelime kullanıyorsunuz. Bu kelimeyi arkadaşınız size soruyor. Diyor ki sen bu kelimeyi kullandın, manası ne yani? Sen ne anlatmaya çalışıyorsun? Size bunu söylediğiniz zaman aslında bir kere daha pekişiyor. Böylece bu kelime gittikçe sizin günlük haznenize dahil oluyor. Günlük haznenize dahil olması da aslında hem haznenizi geliştiriyor hem de bu kelimeyi unutmamanızı sağlıyor. Yani sadece kağıtta yazılı bir şekilde kalmıyor. Kafanızın içine yerleşiyor. Sonrasında hiç beklemediğiniz bir anda günlük konuşurken artık o kelimeyi kullanmaya başlıyorsunuz. Bu da aslında insanlarla anlaşırken, kendinizi anlatırken kendinizi ifade etmenizi kolaylaştırıyor ve insanlarla anlaşmanızı ve toplumda göze çarpmanızı sağlıyor. Bu yüzden bence çok önemli bir şey. Mesela sözlüğe müracaat ettiğinizde özellikle yazılı, Google'da değil. Sözlüğe baktığınız zaman o kelimeyle ilintili olan birçok kelimeyi öğrenebiliyorsunuz. Ve o seni toplumda farklı hale getiriyor. Çok doğru bir yaklaşım. Tebrik ediyorum. İşte yani arkadaş arasında da yani siz yeni bir kelime kullanıyor olmak sizi ilgi alanına o da haline de getiriyor. Evet. Yani öteki de meraklandırıyor. Ve o zaman Türkçe'ye de bir hizmet etmiş oluyoruz. Evet, bir de toplumda böyle kelimeler kullandığınızda dinlenme oranınız artıyor. Yani arkadaşlarınız sizi dinlerken daha önemli. Ha, sanki farklı kelimeler kullanınca daha önemli bir şey anlatıyormuş gibi oluyorsunuz. Bu da sizin aslında anlatmak istediğiniz şeyi arkadaşlarınıza ya da belli bir yere konuşma yapıyorsanız o konuşma alanına daha rahat şekilde düşüncenizi empoze etmenizi, anlatmanızı sağlıyor. Bu da aslında sizi öne çıkarıyor ve hayatta başarılı olmak için de bence çok önemli bir şey. Evet, buna ben dikkat ediyorum. Sizi hemen bir farklı bir koruma oturtuyor. Fark ediliyorsunuz. Yani oradaki arkadaşların arasında bir adım öne çıkıyorsun. Bu kelimelerden dolayı. Bence bu benim kendi hayat ilerleyişimde çok önemli bir şey olduğundan. O yüzden kendi kelime haznemi ne kadar geliştirebilirsem onun o kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Ve gün geçtikçe de geliştirmeye çabalıyorum. Peki, tebrik ederiz. Teşekkür ederiz. Medeniyet okumalarını yapan değerli kardeşlerimizle, hoca hanımla birlikte bir değerlendirme yaptık model olarak. Teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Teşekkür ederiz. Sizler gerçekten şanslısınız. İsmail çok doğru şeyler söyledi. Hepiniz doğru şeyler söylediniz ama bu kelimelerle ilgili bu farkındalık çok önemli bir şey. Yani bunu biz hayat felsefesi haline getirsek hem birkaç kelimeye kalan, insar olan konuşmalarımızdan daha zengin. İşte bugün gençler neyi konuşuyor? Bir şey söylüyorsun, aynen diyor. Niye? Çünkü kafasında, beyninde, düşüncesinde kelimeler yok. O yani cümle kuracak kelime bulamadığı için aynen diye kestirme gidiyor.
Onun için inşallah sizler çok daha zengin kelimelerle, çok daha zengin düşünceler ortaya koyacaksınız. Geleceğin düşünürleri, şairleri, yazarları, dünyaya, ülkemize yön veren insanlar, okuyan insanlar olacak. Burada hiç şüphem yok. Sizleri tebrik ediyorum. Hocam size tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Güzel bir çalışma oldu. Teşekkür ederim. Evet, sizlerle tanışmak güzeldi. Keyif aldınız. Biz de çok memnun olduk hocam. Evet, Sena, Ömer, Azra ve İsmail. Hilal, Fatma Hanım'la da, evet, müşerref olmak bize keyif verdi. Çok teşekkür ederim, sağ olun.